Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Fatih kalem özelliğine bakacağız. Açalım kalemi. Açtık. Şöyle bir simge şeklinde bize karşımıza geliyor. Şöyle tıklıyorum. İşte gördüğünüz gibi bu seçenekler var. Toplamda 5 tane seçenek var. Ancak bunları yapmadan önce normal bir seçim aracımı seçiyorum. Bir PDF üzerinde bu kalemi deneyeceğim. PDF'imi açıyorum. PDF bölümünde önce kalem özelliklerinden başlayalım. 3 tane kalem seçeneği var. İlkine giriyorum. Alıyorum herhangi bir kalemi. Şöyle altını çizebilirsiniz. Yazı yazabilirsiniz bu kalem özellikleriyle. Bu şekilde. Aynı zamanda farklı renkler de alabiliriz buradan. Seçebiliriz, alabiliriz. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Aynı zamanda şöyle açalım hemen, kalınlıklarını vesaire ayarlayabiliyoruz. Mesela incelttik şu şekilde. Daha da büyütelim biraz mesela. Daha da büyüttük mesela. Diğer kalem özelliğine bakalım. Pilot kalem gibi. Aynı aslında işlevleri görüyor. Çok güzel, kullanışlı bir uygulama diyebiliriz. Açtım şöyle. Tabii biraz boyutunu küçülteceğim. Şöyle. Normal kalem. Aynı şekilde. Bunda da istediğimiz rengi seçebiliriz. Şu şekilde. Bir diğer kalem özelliği. Bu da fosforlu kalem özelliği bulunmakta. Bunda da bir rengi seçtim. Örneğin üstünü çizebiliriz. Bunda da aynı şekilde istediğimiz rengi seçebiliriz. Şöyle. Şu şekilde bir sürü renk tonumuz var. Tamamdır. Şimdi bir de burada aynı şekilde kalem özelliğini devre dışı bırakabiliyoruz. Şu şekilde seçtiğimiz zaman kalem özelliği devre dışı. Tahta üzerinde işlem yaptığımda normal seçim aracı gibi gözüküyor. Bunun haricinde burada kalem özelliklerini de anlatacağım buydu. Silgi özelliklerimiz var, boyutlar var. Mesela silgi haricinde geri alabiliriz mesela yaptığımızı silmeden şöyle şu şekilde. İleri alabiliriz. Veya silgiyle silebiliriz. Boyutları var bu silgilerin. Mesela en büyük boyutu aldım. Silebiliyoruz böyle. Tarz. Mesela bunda da küçük silgi aldım. Silgi özellikleri bunlar. Bunun altında hemen şekillerimiz var. Hazır şekiller çizebiliriz mesela. Aldım. Ya kırmızı bir renk üzerine çizdi. Bunun şeklinde kare, dikdörtgen, oval, noktalama işaretli şekiller çizebiliriz. Oval alalım mesela. Bir de oval çizdik. Bir de bunun rengini şöyle ayarlayabiliriz. Bu kalem bölümünden farklı bir renk seçersek bunun rengi de değişmiş oluyor otomatikman. Mesela buradan yeşili seçtim. Hemen farklı bir şekil çizeyim. Şöyle gördüğünüz gibi rengi de otomatikman değiştirmiş oluyor. Aynı zamanda bir de resim ekleyebiliyoruz harita şeklinde duran. Şöyle tıkladım. Böyle geldi. Mesela resimlere girdim. Şuradan böte seçeneğini seçtim. Aç dedim. Gördüğünüz gibi resmi açıyor. Bu resmi büyütüp küçültebiliriz kenarlardan. Çevirebiliriz sol üst köşeden. Bu tarz özellikleri mevcut. Bir de bunun Fatih kalemin ayar bölümü var. Şöyle ayarlarını, başlangıç kalemi özelliklerini, başlangıç konumunu, nerede açılacağını vesaire. Sık kullanılanlar var burada. Bununla ilgili ayarlarını yapabilirsiniz. Hızlı erişim özellikleri var. Kapatma onayları var. Programı kapatırken onay iste diye. Otomatik başlatma var. Bu tür özellikler var burada da. Bunun haricinde Fatih kalemde bu tür özellikler mevcut. En sonunda kapatma tuşu var. Kapattıktan sonra otomatikman programı kapatmış olacak Fatih kalemi. Bu şekildeydi Fatih kalem. Bu özelliklerle konumuzu bitirmiş bulunuyoruz.